İsviçre'de uzun yıllar çalışan ve kulak çınlaması, panik atak, ritim bozukluğu gibi şikayetlerle tedavi görmeye başlayan 61 yaşındaki Durdane Canan, bu süreçte tanıştığı Çinli bir doktorun lavanta terapisi yöntemiyle rahatsızlıklarından kurtuldu. Lavantayı çamaşırdan temizliğe her alanda kullanan Canan, 2 sene önce yerleştiği memleketi Konya'nın Bozkır ilçesinde lavanta üretimi yapmaya başladı. Hobiyle başladım ama hastalığımdan dolayı da bana getirdiği yararlardan, faydalardan dolayı da böyle bir atılımla ilçemdeki bayanlarla neler yapabiliriz adına bir girişimde bulundum. Yaklaşık 6 dekar alanda 11 bin lavanta fidanıyla üretim yapan Durdane Canan, 15 kadına da istihdam sağladı. İnşallah daha da genişleteceğiz. Yanımda bir 10-15 kadın çalışıyor sürekli. Onlarla birlikte ne yapabiliriz adına üreticiler olarak, girişimci bayanlar olarak ilçemize güzellikler kazandırmak istiyoruz. Lavanta ekim, büyütme, hasat çalışmalarında her zaman ilçedeki kadınlarla koordineli çalıştığını dile getiren Canan, lavantanın bakımının zor olmadığını, fazla iş gücü istemediğini anlattı. Çok insan gücü istemeyen, çok doğal sürecini koruyan, kendi kendini besleyen, haşeratlara karşı da tabiat dengesini koruyan çok güzel bir aromatik bitki. Lavanta tarlasında çalışan Ümmü Yılmaz da lavanta bahçesinde severek çalıştığını belirterek şöyle konuştu. Lavanta aslında bizim burada üretmediğimiz ve bilmediğimiz bir şeydi. 2 yıldır kendisinin yanında çalışarak hem lavanta üreticiliği hakkında bilgi ediniyoruz, hem de burada 9-10 kişilik ekipler halinde paramızı kazanıyoruz, gelir elde ediyoruz. Biz inşallah bu işin Bozkır civarında çoğalmasını istiyoruz.